İnsanoğlu ateşi keşfedip yemeğini pişirmeye başladığı andan itibaren hem yemeklerini pişirebileceği hem de saklayabileceği kapkaçaklara ihtiyaç duydu. Ve topraktan yaratılan insanoğlu toprakla ateşi buluşturarak yeni bir çağ başlattı. Toprağın ateşle buluşmadan önce geçtiği aşamaların sırlarından bahsedeceğim. Konu ilginizi çektiyse hadi başlayalım o zaman. Arthur Clay Çin'in seramik atölyesinden, uzun ismiyle Dream Art Republic Çin Seramik Atölyesi'nden hepinize merhabalar. Ders videomuz temelden başlayıp Çin'den öncesinde altyapıda neler yapıyoruz onlardan başlayacağız. İlk dersimizde çamur nasıl yoğrulur? Şu an elimde seramik çamuru var. Çamuru şekillendirmeden önce bu çamuru bizim yoğurmamız gerekiyor. Hamur yoğurur gibi yoğuracağız. Peki neden yoğuruyoruz? Çamurumuzun içerisinde hava kabarcığı kalmasın, içindeki yapılar homojen bir şekilde birbirine karışsın. Esasında karışıyor, vakumlu olarak geliyor çamurlar ama en büyük nedeni içinde hava kabarcığı kalmamasın. Neden? Şekillendirme esnasında, tornada şekillendirme esnasında bize sıkıntı yaratabiliyor. En büyük sıkıntıyı da fırınlamada yaşıyoruz. Ne oluyor? İçinde hava kabarcığı kalan çamur fırında o kadar özene bezene yaptığınız, şekillendirdiğiniz ürün küçük bir kabarcık yüzünden patlayabiliyor. İlkinde patlamasa sırlı pişirimde, yani ikinci pişirimde patlıyor, bu daha kötü. O yüzden iyi bir şekilde çamurumuzu yoğurmamız gerekiyor. Yoğurdukça içindeki hava kabarcıkları patlıyorlar ve yok oluyorlar. Başlayalım hadi bakalım. Şimdi yoğurmanın da bir tekniği var. Öylesine kafamıza göre yoğurmuyoruz. İki çeşit yoğurma var. Bir işte şöyle spiral gelecek şekilde olan bir yoğurma var. Bir de öküzbaşı dediğimiz yoğurma şekli var. Şimdi benim elim daha çok öküzbaşı yoğurma şekline alışık. O yüzden size onu göstereceğim. Diğer yoğurma tekniğinde tek elinizde daha çok baskı uyguluyorsunuz. Nasıl mesela? Hemen şöyle gösterelim. Şimdi çamurumuz bu şekilde elimizde hazır. Dağınık gördüğünüz üzere. Şimdi baskı uygularken şu şekilde döndürdüğünüzde burada bir salyangoz şeklinde birikim oluşuyor. Sonra onu topluyorsunuz. Bu biraz el alışkanlığıyla alakalı. Şimdi ben size öküzbaşı yoğurma tekniğini göstereceğim. Bu bana daha kolay geliyor. Neden öküzbaşı yoğurma tekniği diyoruz? Birazdan yoğururken göreceksiniz. Şimdi yoğururken elleriniz şu kısımlarını özellikle kullanıyoruz. Bastırıyorum geriye doğru. Tekrar alıyorum. Elin neresiyle tekrar gösterelim. Şu kısımlarla bastırıyoruz. Zaten bakın yavaş yavaş öküzün başı oluşmaya başladı. Şimdi biz buradan yoğurdukça burada ne oluyor çamur? Sarmal bir hal alıyor. İşte oralarda boşluk kalmaması için buraları yana doğru alıyorum. Bakınız yavaş yavaş çamuru toplamaya başlıyoruz. Şimdi tekrardan döndürüyorum. İşim bitmedi henüz. Tam toplamadım çünkü gördüğünüz üzere. Tekrardan çamurumu yoğurmaya alıyorum. Bu işlemi birkaç defa tekrar. Çamur da bayağı yumuşadı sanki. Tabii. Şey oluyor, rahatlıyor. Şekillendirmesi de daha kolaylaşıyor. Sonra en son bu kenarlarında böyle kaldıysa onları da şöyle elinizle pat pat yaparak yuvarlayacaksınız. Ben neden yuvarlıyorum? Çünkü ben bunu tornada şekillendireceğim. Yuvarlak olduğu zaman daha rahat oluyor. Ama kolaylık olması açısından yuvarlamak daha iyi.
İlla yuvarlamanız gerekmiyor. Çap deyip atıp da şey yapabilirsiniz. Ha, bu yoğurma işlemini yapmadan tornada şekillendirilip orada o hava kabarcıklarını da patlatabiliyoruz. Ama böyle işini baştan düzgün yaparsak daha kolay oluyor benim için. Şimdi ben size tornayı nasıl kullandığımızı bu videoda anlatmayacağım. O yüzden çamurum benim şimdiden hazırlık burada ortalanmış durumda. Şu an göstereceğim şey ile çamurun içerisindeki hava kabarcıklarını atabiliyoruz. Aynı zamanda çamuru ortalamaya yarıyor şu an göstereceğim işlem. Başlayalım. Şimdi burada iki elimle çamuru sıkıştırıyorum ve yukarıya alıyorum. Çamuru yükseltiyorum. Bu işlemle çamur hem ortalanıyor hem de içindeki hava kabarcığını boşaltmış oluyoruz. Yani tercih sizin. İsterseniz elinizde yoğurun, isterseniz yoğurmadan direkt buraya atıp bu şekilde de kabarcıkları atabilirsiniz. Tabi bu biraz daha profesyonellik isteyen bir şey. O yüzden başlangıç olarak elinizle yoğurup sonra şekillendirmeye geçmek daha kolaydır. Peki sadece sıkıştırıp yukarıya doğru çekmek hava kabarcığını almak için yeterli mi? Değil. Şimdi yukarıya doğru çıkarttıktan sonra bir de aşağıya doğru bastırarak indirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu yaparken iki çeşit yöntem var. Dilerseniz buradan böyle bastırıp indiriyorsunuz. Dilerseniz de mantar şeklini vererek indiriyorsunuz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şu an mantar şeklinde indirmeyi gösteriyorum. Fark ettiyseniz çok fazla su kullanmamaya çalışıyorum. Kararında kullanmaya çalışıyorum. Nedeni ise şu. Şimdi seramik çamurunda belki çok fazla sıkıntı yaratmayabilir. Ama mesela çini çamurunda çok su kullanmak bize sıkıntı yaratıyor. Hangi çamur olursa olsun çok su kullandığınızda çamuru elinizde çok uzun süre şekillendiremezsiniz. Çürüme yapacaktır. O yüzden elimizden geldiğince az su kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi bu işlemi birkaç defa içindeki kabarcığı atmak için birkaç defa yukarıya kaldırıp çamuru indiriyoruz. Kaldırıyoruz, indiriyoruz. Bu şekilde içindeki hava kabarcıklarından kurtulmuş oluyoruz. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.